Videoyu başlattım, motoru çalıştırdı adam, ses oldu. Neyse arkadaşlar, Parti 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gidiyorum, elbiselerimi alıyorum. Elbiselerim başka bir evde. Gidiyorum, elbiselerimi alıyorum. Ondan sonra boks antrenmanına geçiyorum. Ne oldu? Arabayı özledi. Ben de özledim ya. Bayağıdır görüşemiyoruz. Dediğim gibi üstümü değiştiriyorum. Oradan boks antrenmanına gidiyoruz. Boks antrenmanını da çekeceğim. Güzel olacak. Let's go. Dostlarım, biliyorsunuz benim Part 1'de de bunu söyledim. Bu arada Part 1 çoktan yayında, biliyorsunuz. Aynı anda yayınlayacağım zaten bu videoları. Şunu söyleyeyim, ufak bir heyecanlıyım. Ne yalan söyleyeyim, ufak bir heyecanlıyım, evet. Dövüştüm ama hiç böyle eğitim almadım. Yani bir de bu kadar değerli hocalardan hiç eğitim almadım. Federasyon hocalarından, hakemlerden. Yani yol versen öleceksin. Ben geçemezsem yol kilitlenir. Dediğim gibi nasıl geçeceğim hakkında hiçbir bilgim yok. Büyük ihtimal bir grup dersi olacak. Grup dersinden sonra tabii ki ben ufak daha biraz daha fazla çalışırım partnerle birlikte. Bir videoda da güzel bir şeyler yakalamaya çalışacağım. Bu arada ben MMA'ye nasıl başladığımı anlatmak istiyorum size. Hem gidelim salona doğru, hem de MMA'ye nasıl başlattığımı anlatacağım size. Ben salonda normal antrenman yaparken bir arkadaş geldi benim yanıma. İşte nasılsın bro falan dedi. Instagram adresini yazar mısın, takip edeyim falan dedi. Ya gerçekten tanımıyordu ya da bilmiyorum, tanımıyormuş gibi yaptı ama bilmiyorum yani, kararsızım. Tamam bro dedim, takip edeyim. Sonra işte bu çocuk dövüşçüydü. Dedim ben de dövüş yapıyorum ama hiç eğitim almadım, ama öyle hani seviyorum sadece ilgilenmeyi. Sonra biz onunla bir ufak bir antrenman yaptık. Dedi bro sen düşündüğümden çok daha iyisin ve çok çabuk öğreniyorsun falan. Seni hocalarımla tanıştırayım mı dedi ve çok yakındı. Tamam dedim, olur tanışalım dedim. Gittim, tanıştığımda hocalar beni bayağı bir sevdi ve hani gelip salonda takılmamı istediler. Gel dediler, salonda takıl, biz sana bakalım falan. Şöyle bir tane hocalardan bir tanesi şu şekilde konuştu beni. Konuştu, dedi ki bir futbol antrenörü bir çocuğun yürüyüşünden futbolcu olup olmayacağını, yani topa vuruş şeklini nasıl anlayabiliyorsa biz de bir insanın yürüyüşünden dövüşçü olup olmadığını anlayabiliriz gibi konuştu bana. Ve biz senden çok ümitliyiz, yani bizim salonumuzda takılmanı, videolar çekmeni isteriz gibi konuştular. Ben de dedim neden olmasın, önce bir deneyelim. İşte alışıyoruz birbirimize, birbirimizi tanıyoruz. Şimdi gidiyorum işte, ilk antrenmanıma çıkacağım. Ama ben hocaları dediğim gibi sevdim, zaten çok da yapmak istediğim ve en azından birkaç defa maça çıkmak istediğim bir kategori, branş diyeyim, dövüşmek. Ve MMA gerçekten çok istediğim. Dedi biz sana eğitim vereceğiz. Senin hangi kategorilerde çıkmanı, yarışa çıkmanı, yani her şeyimi onlar planlayacaklar. Kimle yarışacağımı değil de, onların elinde olan bir şey değil de, kimle dövüşeceğimi pardon. Başka ne anlatayım size? Ne anlatıyordum zaten? Aynen, onları anlatıyordum. İşte dediğim gibi her şeyimi onlar planlayacak, onlar beni hazırlayacak. Hazır olduğum zaman bu turnuvaya katılacaksın, hazırsın diyecekler veya hazır değilsin, birazcık daha bekle diyecekler. Yani bu hocaların eline bıraktım kendimi. Beni güzel bir şekilde hazırlayacaklarını, benimle ilgileneceklerini düşünüyorum. Hani ilgilenmek derken ekstra bilgiden bahsetmiyorum. En azından yanımda olduklarını manevi olarak hissetsem, zaten ben kendi kendimle ilgilenirsem iyi yere geleceğim veya ilgilenmezsem kötü yere geleceğim. Ama kendi kendime ilgilendiğimi siz de biliyorsunuz ve ilgilenebileceğimi de biliyorsunuz. Bakalım zaman neler gösterecek. İlk antrenmanıma gidiyorum, video yapacağım. Saat 6.30'da antrenman ve saat 6 şu anda, yarım saatim var. Salona geldim sayılır, birazcık ilerisi salon. Sadece biraz trafik var, yavaş geliyorum. Başka ne anlatabilirim bununla ilgili? Bir şey anlatamam. Gidelim, görelim. Salonu çekeceğim size. Antrenmanlarımı çekeceğim. Bu ilk antrenmanım olduğu için bu videonun benim için özel bir
sebebi var. Çünkü ilk antrenmanımı, ilk dövüş antrenmanımı video almış olacağım. Bu arada ben YouTube kanalına şu şekilde bakıyorum. Evet, öğretici videolarım var. Evet, öğretiyorum size bazı şeyleri. Ama ben YouTube kanalıma nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Daha çok benim hayatımın arşivi olarak bakıyorum. Yani ben yaşlandığım zaman neler yaptığımı YouTube kanalından bakacağım, göreceğim. Bilgisayarımda duracağına YouTube'da YouTube'a yüklüyorum. Ablam. Ah benim ablam. Dediğim gibi YouTube'a bu şekilde bakıyorum. Ve bu da benim için çok güzel bir arşiv, çok güzel bir anı olacak. Gidelim. Bakalım nasıl geçecek. Umarım güzel geçer. Geldim sayılır. Video çekmek için müzik dinleyemiyorum. Biraz da yolu çekeyim size. Geldik. Neden çantam yok falan derseniz, birazdan kıyafet alacağım. Övmeye kıyafeti alacağım, onları giyeceğim. O yüzden kendime kıyafet getirmedim. Bugün de böyle giydim çünkü soruyorsunuz bazen. Abi nasıl giydiğini de çek falan diyorsunuz. Abi nasıl da çektim işte. Biraz da eşofman, ayakkabı falan. Şimdi önce bir para çekelim ATM'den. Ondan sonra salona çıkalım. Salonum tam olarak şuranın üstü. Tam burası. Benim partnerim ne yapıyor? Nasılsın? Hocam nasılsın? Yavaş yavaş gelirim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, Allah çok şükür. Aa, canlı yayında mısın? Canlı yayın değil, YouTube videosu. Hocam hoş geldiniz. Nasıl oldum sizce? Sizce nasıl oldum? Kıyafetlerimi de göstereyim size. Başlıyoruz derse. Önce ufaktan bir alışıyorum, tamam mı? Alıştıktan sonra, ortamı tanıdıktan sonra da video yapmaya başlıyorum. Bir ısınalım. Ya da ilk antrenmanda belki, ya da ufak bir video da almak istiyorum ya. Video alayım. Ya sadece izleyin, tamam, bakalım neler çekeceğim. Ben de bilmiyorum ama telefonumu yanıma alıyorum yani. Antrenmanım biliyorsunuz. İçeride ufak bir ısındık. Neler yaptık bu? Esneme yaptık. Sonra yumruk çalışması. Aynen, birazcık bir yumruk çalıştık. İlk zamanları çekmedim. Ama şimdi zaten içeride çalıştığım böyle ufak şeyleri göstereceğim size. Biraz daha böyle benim için iyi oldu aslında. Tam böyle amatörlüğümü attım. Size rezil olmuyorum. Rezil olmuyorum size. İlk antrenmanım yarışa doğru. Daha alıştıracağız sen. Canlı da röportaj yapabilirsin kanka. YouTube videosu bu arada. YouTube'a yapacağım. Kafana böyle takıl ya. Konuşa da bilirsin. Dolaş. Dolaş. Kendini çek. Takıl. Çekeyim mi? Ha? Çekeyim mi? Şey yapma.
Senjitsu Dojo'da MMA dersleri bekliyoruz. Reklam var. Reklam var. Kaldırdı mı? Okyanus gene mi? Gelecek vaat ediyor muyum? 2-3 Yok ya. 2-3 Vallahi ben videoya devam ettireceğim. Kankam çok teşekkür ediyorum çektiğin için. Rica ederim. Senjitsu Dojo'yu bekliyoruz hepinizi. Şey, adam, bir dakika tanıştırayım. Uyuşturucu kaçakçımız. Yanlış tane foto çıkartmazsan. Yalnız benim kanalımda benim kameraman olmaz. Evet. Bravo, görüşürüz. Bekliyoruz hepinizi ya. Olmak istediğin yeri göster. Olmak istediğim yer değil eminim. Tamam. Tamam. Evet, saygı. Olmak istediğim yer size yardımcı olmak. Sizi seviyorum. Bana doğru gel. Hocam pardon. Senjitsu Dojo farkı yaratır. Var mı çocuklara söylemek istediğiniz bir şey? Hayallerinizden peşinden koşsunlar değil mi? Evet, tabii ki. Salon aynı zamanda dünya şampiyonlarının da yetiştiği bir salon. Benim gibi değil mi? Her zaman oktagona çıktığınız zaman bir şampiyona da çıktığınız maçta kazanmıyorsunuz. Burada yaptığınız antrenmanlar neticesinde o şampiyonluğu kazanıp o madalya ya da o kupayı alıyorsunuz. Onun için hiçbir zaman asla pes etmiyoruz. Hep mücadele. Ağzına sağlık hocam. Zaten gidip görürseniz farkı anlarsınız daha sonlarda. Eyvallah. O yeter reklam. Hocam var mı siz çocuklara söylemek istediğiniz bir şey? Reklam dışında evet. Lütfen. Reklam dışında böyle motivasyon olur. Hayat tecrübesi olur. Tüm çocuklara MMA spor yapsın, özellikle spor yapsın, önemli değil ne olursa olsun. Ama tabii dövüş sporları çok daha önemli. Hem spor yapmış olursunuz, hem de kendini korumayı öğrenmiş olursunuz. Yalnız ne şartlarda çekiyorum bak. Şey yapıyoruz burada, sen ne işi yapıyorsun orada? Evet, spor yapan arkadaşlarımız çok daha sağlıklı oluyor, özellikle şimdi koronavirüsle ilgili. Bütün vücut güçleniyor, zihin daha iyi çalışıyor. Bağışıklık evet güçleniyor. En önemlisi hani dışarıdaki pişireye yönelmemiş oluyorlar. Daha çok burada vakit harcıyorlar. Zaten dışarıya vakit harcamıyorlar. Harcayamıyorlar. Alışkanlıklarınızdan evet arındırıyorsunuz. Sigara, alkol onlar gibi spor yaparsanız onlardan uzak hocam duruyorsunuz. Hocam inanın çocuklar artık düşündüğünüzden çok daha tehlikeli. Sadece sigara ve alkol değil. İnanın bana yani. Evet. İnanın bana. Lütfen yani, tüm çocuklar spor yapsın. Evet. Dövüş sporlara yönelin. Var mı başka söylemek istediğiniz? Herkese selam var. Teşekkür ederiz hocam. İyi bak kendinize. Şimdi sana güzel bir şey göstereyim. Göster bro. Oh babam de. Dövüşçü müsün be kardeşim? Burada iki. Aynen. Bro, Instagram adresin ne? Emir Erkan MMA. Emir Erdem? Erkan. Emir Erkan? MMA. MMA. Seninki ne? Benimkini biliyorum. Okyanus.mma. Okyanus.mma. Benimki ne? Benimki yazıyor zaten, videoda yazıyor kanka. Ben de ben. Bir dakika lan. O zaman Andem, biraz Andem dinlendim. Andem. Ufak daha çekip misin bize? Tabii. Adamsın. Van de Yıldırım. Bir tık daha sarkıyorum, aynısından yürüyebilir miyim? Veya başka bir kombinasyon yapayım. Olur. Bunu sert. Şimdi bu.
ilk antrenmanım yani, ona göre yorum yapın tamam mı? Beni ezmeyin. Ve 2 senedir idman yapmayan biri için yeterince iyi. Yani 2 senedir ben dövüş antrenmanı yapmıyorum. Ama sen bir yorumla gördün. Gerçekten iyi bir çocuklar zaten beni çok izledi. Ben de bir YouTube'dayım. Bir dövüş yapıyorsam biliyorsunuz dayanamaz ve video çekerdim. İnanın yapmadım yani. Ya yapsaydı emin olun çok çok daha iyi bir yani. Ama eski formunu kalacak. Bu biraz da sert değil mi sana? Bana fark etmez. Ben biraz daha göğsünden tutacağım. Bak şunu yapmaya çalışacağım. Tamam. Senin de gel. Son yapıyorum, sonra kapatıyorum. Son. Tamam, son geldi. Kaçışım var benim. Oğlum hayırdır lan deyip tokadı bir adam. Ooo güzel bacak. Şimdi bak güzel bir şey öğren. Oğlum. Hop göğsü biraz şımarttım ben galiba. Biraz. Dostunuz çok az. Öpüyorum hepinizi, üstümü değiştiriyorum. Videoya devam ediyorum zaten. Arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum artık. Şunu söyleyeyim, inanın antrenmandan sonra hiçbir şey yapmadım. Gittim yani yemeğimi yedim. Evet çekmeyi çok isterdim ama gerçekten inanılmaz yoruldum. Gittim yemeğimi yedim, eve gittim sonra annemin evime gittim. Elbiselerimi aldım. Yani çekebileceğim hiçbir şeyim yoktu yani. Sonra evime geldim, duşumu aldım, biraz uyudum. Şimdi bir de markete uğramam lazım. Bir arkadaşım gelmiş, beni görmek istedi. Markette uğradım, arkadaşımla bir konuştum. Şimdi evime geri geldim. Yani dediğim gibi çekebileceğim hiçbir şey olmadı ama antrenman videosu çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size ne diyeyim ki başka? Abone olmayı unutmayın. Ben Instagram'dan takip edin. Sonra size başka ne diyeyim? İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Like atın, videoya like atın.